Evet sevgili gençler, 10. sınıf konu anlatımlarına son sürat devam ediyoruz. 15. videodayız. Asitler ve bazların metallerle tepkimesi, asit baz tepkimeleri. Arkadaşlar birinci sorumuzdayız. Yukarıda verilen oksitler aşağıda verilen kaplardan geçiriliyor. Buna göre kaplarda hangi oksitler tepkime verir? Arkadaşlarım önce oksitlere ve türlerine bakalım. Karbon monoksit, karbonumuz bir ametal. Oksijenli bileşiğinde oksijenin atom sayısı daha az olduğu için ne özelliği gösterir arkadaşlarım? Nötr oksit. Nötr oksitler asit bazla tepkime vermezdi. SO3 esimiz ametal. Oksijenin atom sayısı daha fazla. Oksijence zengin yani asit oksit. Asit oksitler kimlerle tepkime verir? Bazlarla. Sodyum oksitte sodyumumuz metal, metal oksidimiz burada ne özelliği gösterecektir? Baz özelliği gösterecektir. O zaman bu bir baz oksittir sevgili gençler. Sevgili gençler gelelim çözeltilere. Potasyum hidroksit. Potasyum hidroksit nedir arkadaşlar? Baz. Bazla kim tepkime verecek? Asit. Asidimiz kimdi arkadaşlar? Asidimiz SO3 idi. SO3 yani ikinci maddemiz birle tepkime verir. HCl arkadaşlar, HCl'miz nedir? HCl'miz asittir. Asitle kim tepkime verecek? Baz. Bazımız kimdir? Üçüncü kaptaki tepkimemizdir. Arkadaşlar geldik H2O. Üçüncüsü su. Suyumuzla kimler tepkime verir? Hem asit hem de baz oksitler tepkime verir. Yani 2-3 olacak. O zaman birinci kapta 2, ikinci kapla 3, üçüncü kapta 2 ve 3 tepkime verecektir. O zaman doğru cevabımız Bursa olur. Gelelim ikinci sorumuza. 1 mol sodyum hidroksit bazı aşağıda verilen asitlerin artansız tepkimeleri sonucunda 1 mol tuz oluşur. Arkadaşlarım biz bu tepkimeleri denkleştirirken ne yapıyorduk? Asidin mol sayısıyla tuzun mol sayısı, daha doğrusu hidrojen ve hidroksitin mol sayılarına bakıyorduk. Hidrojen ve hidroksitin eğer mol sayıları eşitse, değil mi? Eşit olsa o zaman 1 mol tuz oluşacaktı. Burada hidroksitin kat sayısı 1. Çarptığım zaman 1 mol hidroksit. Biz kimi arayacağız? 1 mol hidrojeni arayacağız. Arkadaşlar ne diyor? Aşağı 1 mol sodyum hidroksit bazı aşağıda verilen asitlerin artansız tepkimesinde. Arkadaşlar burada biz tepkimeleri oluşturalım. Sodyum hidroksit. Sodyum hidroksitin tepkimesinin tam verimli gerçekleşebilmesi için hidrojen ve hidroksit sayılarını eşitlemeliydik. Bu yüzden bazın kat sayısını 2 alırız. 2 aldığımızda arkadaşlarım H2O. 2 hidroksit 2 hidrojenden 2 H2O ve Na2SO4 tuzu oluşur. Dikkat ediniz, asitten 1 mol girerken bazdan 2 mol girdi. O zaman bu olmadı. HCl ve sodyum hidroksit tepkimeye alındığında sodyum klorür ve su oluşur. Burada oldu 1 mol 1 mol. Arkadaşlar H3PO4 ile sodyum hidroksiti tepkimeye aldığımız zaman hidrojen ve hidroksit sayıları eşit olmadığı için bazı 3 ile çarptık. 3 tane suyumuz oluştu. Geriye Na3PO4 tuzu oluşur. Bu tuzdan 1 mol oluşabilmesi için 3 mol sodyuma ihtiyaç vardır. Ya, o zaman doğru cevabımız yalnız 2 ile Bursa olur. Üçüncü sorudayız sevgili arkadaşlarım. H3N asidinin 0.75 mol ile hazırlanan sulu çözeltide toplam 3 mol iyon oluşuyor. Buna göre N kaçtır? Arkadaşlarım HNX'i iyonlarına ayrıştırdığım zaman N tane H, 1 tane X iyonu olur. Değil mi? Şunları biz fosforlu kalemle gösterdiğimiz zaman hidrojeni dikkat ediniz. Şöyle çizdiğim zaman hidrojenin sağ alt köşesinde N var. N tane hidrojen varken 1 tane X. O zaman bu bileşiğin 1 molünden N mol hidrojen 1 mol X iyonu oluşur. Çaprazlarsak artı 1 eksi N olur. O zaman 1 mol asitten N artı 1 mol iyon oluşur. Soruda da 0.75 mol'den
3 mol oluştuğu söyleniyor. Arkadaşlarım 0.75 ile 3'ü sadeleştirdik. 4. N artı 1'imiz 4 ise N'imiz buradan ne çıkar? 3 olur. O zaman N'in katsayısı 3'tür. Geliyorum 4. soruya sevgili canlar. 4.5 mol H3PO4 getirince MgOH ile nötrleşme tepkimesi veriyor. Verilenlerden hangileri doğrudur? 3 mol magnezyum hidroksit harcanır. Arkadaşlar bu tür tepkimelerde biz ne yapıyoruz? Hidrojen ve hidroksitin mol sayılarını eşitleyerek işlem yapıyoruz. O zaman 4,5 mol elimde ne var? H3PO4. 4,5 mol hidrojeni biz şöyle daire içerisine aldığımız zaman arkadaşlarım 3 çarpı 4'ten 4,5'tan ne yapacaktır? 13,5 mol hidrojen atomu. Aynı şekilde x mol magnezyum hidroksit diyelim. Magnezyum hidroksitte de hidroksitin mol sayısı 13,5 olmalı. 13,5 olabilmesi için arkadaşlarım x'in değeri buradan kaç çıkar? 6,75 çıkar. O zaman 3 mol magnezyum hidroksit harcanır ifadesi yanlıştır. 13,5 mol su oluşur. Doğrudur. Hidrojenin mol sayısı kadar su oluşacaktır. Mg3PO4 tuzu oluşur. Arkadaşlarım H3PO4 asidi ve magnezyum hidroksit bazını biz denkleştirip tuzu oluştururken hidrojen ve hidroksitlerini eşitleriz. O zaman 2 ve 3'ü aldık. Buradan arkadaşlar ne yapacaktır? 6 tane su oluşacak. Geriye ne kaldı? Magnezyumdan 3, PO4 kökünden de 2 kaldı. O zaman Mg3PO4 2 tuzu olur. Ama buraya ne demiş? PO parantez içine 4 demiş ki böyle bir tuzumuz yok. O zaman cevabımız yalnız 2 olur. Aşağıda ver arkadaşlar 5. sorudayım. Aşağıda verilen maddelerden hangisi 25 santigrat derecede pH değeri 7'den büyüktür? Yani bazdır. HCl'miz asit, 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 asit ama A şıkkımız bazdır. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Arkadaşlarım 6. sorudayım. XOHM bazının 0,5 mol ile hazırlanan sulu çözeltide 2Na tane yani 2 mol iyon vardır. Buna göre o zaman arkadaşlarım ne diyoruz? Diyoruz ki 0,5 mol XOHN. Burada OH'ın sayısı N tane. N ile 0,5 çarptık 0,5 N mol hidroksit iyonu artı bunu ayrıştırdığım zaman X ve N tane OH eksi iyonu olur. Şunu atladım arkadaşlarım. Şuraya yeniden ayrıştırayım. XOHN X artı NOH eksi olur. Bundan 1 mol ayrışırsa arkadaşlarım şuradan 1 mol bundan da N mol oluşur. O zaman 1 molüne 1 artı N mol oluşursa soruda 0,5 moluna kaç mol oluşmuş? 2 mol oluşmuş denir. Buradan da N'i çekersek N'imiz kaç etti arkadaşlarım? 3 etti. N 4'tür. Yargı yanlıştır. X2A grubundadır. N 3 ise arkadaşlarım X, OH, 3'ü çaprazlarsak X artı 3 eder. 2A grubu sadece artı 2 değerliğini aldığı için 3 olamaz yanlış. Proton sayısı 13 ise 2, 8, 3'ten artı 3 değerliğini alabilir doğru olur. Doğru cevabımız yalnız 3 ile cevap olur. Arkadaşlarım 7. sorudayım. XY tuzu ile ilgili hangileri doğrudur? Asidik tuz ise X artı iyonu kuvvetli bazdan gelir. Arkadaşlarım biz asit baz tepkimelerinde ne yapıyorduk? Bizim asit baz tepkimelerinde tuzumuz XY ise iyonlarına ayrışır. X artı Y eksi. Katyon iyonu bazdan, anyon iyonu ise asitten gelir. Asidik tuzsa arkadaşlar asidikse kuvvetli olan iyon asitten gelmiştir. O zaman kuvvetli olan iyonumuz kimdir? Y'dir. Eğer bazikse arkadaşlarım bazikse kuvvetli olan bazdan gelmiştir. X artı iyonudur. Nötrse ikisi de eşit kuvvetlidir ya da ikisi de kuvvetlidir. Asidik tuzsa X artı iyonu kuvvetli bazdan gelir. Yanlış olur. Asidik tuz olursa asidin iyonu
kuvvetli olmalıydı. pH 7'den büyükse bu bazik bir tuzdur. Bazik tuzda da X artı iyonu kuvvetli bazdan gelecekti. Yanlış. OH iyonu sayısı H artı iyonu sayısından fazla ise bazik tuzdur. Doğrudur arkadaşlar. Hidroksit sayısı ve hidrojen sayısı asitliği belirliyordu. O zaman doğru cevabımız yalnız 3 olur, Ceyhan olur. 8. sorudayım arkadaşlarım. XY tuzunun 25 santigrat derecede pH değeri 7'den küçüktür. 7'den küçükse bu bir asit çözeltisidir. XY nötr tuz olamaz. Biz nasıl ayrıştırmıştık tuzu? X artı Y eksi. Baz ve asit. O zaman kuvve asidik özellik göstermişse asitten gelen iyon kuvvetli asitten gelmiştir. Bazdan gelen iyon ise zayıf bazdan gelmiştir. O zaman X artı iyonu zayıf bazdan gelir. Doğru. X eksi iyonu bazdan değil kuvvetli asitten gelmiştir. 9. soru, magnezyum hidroksitin su ile olan tepkimesi verilmiştir. Burada arkadaşlar iyonlarla ayrıştırdığımız zaman magnezyum artı 2 iyonuyla 2 hidroksit iyonu oluşacaktır. Kuvvetli bazın suda iyonlaşma tepkimesidir arkadaşlar. Eğer iki yönlü ok varsa kuvvetli değil, zayıf baz olarak değerlendireceğiz. Magnezyum artı 2 ve hidroksit eksi 2 iyonları, magnezyum artı 2 ve hidroksit eksi 1 iyonu oluşur. Doğru. Oluşan çözeltinin 25 santigrat derecede pH'i baz çözeltisi olduğu için 7'den büyüktür. Magnezyum hidroksitin tesir etki değerli hidroksit sayısıdır 2'dir. O zaman arkadaşlarım 2, 3 ve 4 ile doğru cevabın diğerine olur. Arkadaşlarım 10. sorudayız. Aşağıda verilen asitlerden hangisi cam kapta saklanamaz? Cama etki eden tek asidimiz hidroflorik asitti. Bu yüzden hidroflorik asit camdan yapılan kaplarda ya da porselenden yapılan kaplarda saklanamaz. Doğru cevabım denizdi. 11. soru, NH3 bileşiği ile ilgili. Arkadaşlar NH3'e biz ne diyorduk? Susuz ya da anhidro baz diyorduk. Yapısında OH olmadığı halde baz özelliği gösteren maddeydi. Bu asit değildir. Etki değerli, bakınız 3. tepkimede NH3'ün suda ayrışma tepkimesi vermiş. Suda ayrışınca bir hidroksit verdiği için etki değerli 3 değil 1'dir. Suda iyonlaşma tepkimesi şeklinde demiş, doğrudur. Doğru cevabım yalnız 3 ile Ceyhan olur. 12. sorudayım arkadaşlarım. Cilde kayganlık hissi veren, tatları acı olan madde neydi arkadaşlar? Bazdı. Bazlar sulu çözeltilerine H artı değil hidroksit iyonu, OH eksi iyonu verirdi. pH'ları 7'den büyüktü. Bazlarla tepkime vermiyordu. Bu yüzden doğru cevabım Bursa olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.